Buyurun. Ya Otizm, Allah. otizmle ilgili nasıl Evet, bir kür? Ginkgo biloba değil mi? Ginkgo biloba, evet hocam. Mabet ağacı da deniliyor bu bitkiye. Şimdi iki tane bitkimiz var bizim burada. Bir tanesi Ginkgo biloba'dır. İkinci bitkimiz de Melisa otudur burada. Ginkgo biloba'dan burada bir tutam şeklinde olabilir ya da iki yaprak şeklinde de olabilir. Kaynamış olan bir su bardağımıza atıyoruz bunu. Kısık ateşte bunu 8 dakika kaynatıyoruz. 7 ya da 8 Ginkgo dakika. Ginkgo biloba'yı. Evet. Bunu sabahları içilmesi bu gerekiyor. Bu Alzheimer'e karşı da, unutkanlığa karşı da iyi. Otistik çocuklar üzerinde gayet olumlu etkileri olan. Tamamlayalım tamam. Otizm kürünü baştan itibaren. Tamam. Bölmeyeceğiz. Ginkgo biloba. Evet. Ginkgo biloba'yı İkinci atıyoruz. İkinci bitki limon melisa. Melisa'yı da bir su bardağı içerisine yine atıyoruz burada. Birer tutam şeklinde. Bu da burada yine 7-8 dakika yine kaynıyor. Kısık ateşte yalnız kaynaması gerekiyor. Sıcakken süzülüp ılıkken içilmesi gerekiyor. Arkasından da birer hafta ara ile havuç suyumuz var. Taze sıkılmış havuç suyumuz var. Bunu kullanmaları gerekiyor. Bir de akşam yatmadan önce bir tatlı kaşığı şeklinde incir çekirdeği yağ kullanılması gerekiyor. Evet. Yani bakın bu incir çekirdeği yağı yaban inciri olmayacak. Gerçekten incir çekirdeği yağı beyin fonksiyonları için, Alzheimer'e karşı, otizmin gelişmesi veya hiperaktivite veya dikkat dağınıklığı, hani attention disorder diyorlar ya, na karşı mükemmel bir koruyucudur Hüseyin. Onu söylemiş olalım. Evet. Ginkgo biloba'yı sabah içiyoruz. Kahvaltıdan yarım saat önce. Melisa bitkisini ya akşam yarım saat önce de alabilirler ya da akşam yemeğinin 2 saat sonra şeklinde de alabilir. Çünkü melisa bitkimiz biraz uykuyu da getirebilir. O yüzden akşam yemeklerinden 2 saat sonra alırlarsa daha iyi olur. Evet. Ne kadar mesela bu kürü uygulayalım? Bir ay mı? 20 bir ay. Bir ay. Senede kaç kere hocam? Kürü. Yani öyle bir şey var mı? Ben aklıma gelenleri soruyorum. 4-5 ayda bir uygulamalarında fayda var.